insan kaybedir. Şimdi esbab ve vesaiti burada kaçırmayacağımız nokta şu. Kucağına insan alırsa hani sonra ondan sonra zillet geliyor, küfür geliyor. Hani insana küfür olmuş da öyle mahkum olmuş değil. Peşin karar veriyor. Peki insan esbab ve vesaiti kucağına aldı. Zillet, hakaret ona kim ediyor? Yoksa böyle fıtrat onu hakaret ediyor, basitleşti. Yoksa Allah mı onu hakir görüyor yani? Yani Allah zaten görüyor da o değil. Yani mevcudatın şahsı manevisi, yapısı, sisteminde baktığın zaman en zelil insan. En aciz insan, en muhtaç insan, en gariban insan, en derbeder insan, en azap çeken insan, en fakir insan. Mesela şöyle düşünün. Ben hayvandan ayıran iki tane özellik. Bir tanesini geçen akşam bahsettim. Bir tanesi de şu. En çok ihtiyacı olduğu için insan, insandır. En çok ihtiyaç sahiplisi insandır. Sığır iki şeye muhtaç. Ot ve su. O da her yerde var. Bozdağına gitsin yaşar. Eve de ihtiyacı yok. Ot ve su. İnsan ihtiyaçlarını kaldır. İnsanlıktan çıkar. Beka ihtiyaçtır. Evet ihtiyaçtır. Ya uçak ihtiyaçtır. Şey ihtiyaç. Her sevmek şey. Sevmek ihtiyaç, sevilmek ihtiyaç. Hep ihtiyaç. Ha, birinci, ikinci nedir? Mesela siz bir sığırı gördünüz mü? Çok aç, çok muhtaç olduğu halde, yoncayı bulduğu halde, otu bulduğu halde, iradesiyle, cebiyle değil, ona vazgeçiyor. Yiyemiyorum diyor. Değil mi? Köpek çok aç, çok ihtiyacı var, kemik buldu. Vazgeçiyor. Diyemez. Diyemediği için hayvandır. İnsan dediği kadar insandır. Nefsane bir sürü ihtiyaçları var. Diyebildiği kadar insandır. Çünkü biz insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik bu dünyaya. Yani insan adayız. İnsan ol, hatta toplumda kullanırız ya. Lan insanlığından yok, yazıklar olsun. İnsanlığını mı kaybettin? Hiç mi insanlık seni rahatsız etmedi insanlığı? 5 dakika insan oluyor. 5 dakika insan ol. Ha demek ki insan insan değil. İnsan olacak. Allah Allah. Orası çok acı abi ya. Ha? İnsan olarak gelmedik. Yok. Allah Allah. Allah. Tuhaf değil mi abi? Çok tuhaf abi ya. Hani Üstad diyor ya, kendini insan zanneden insan. İnsan, şimdi anlaşıldı değil mi? Ey kendini insan zanneden insan. Bakıyor o da iki ayaklı, ben de iki ayaklı. O da yürüyor, ben de yürüyorum. Çok tuhaf değil mi abi? Şimdi topluma baktığın zaman insan suretinde insi ve cinni şeytanlar ne kadar hayvan görürsün? Ayet-i kerimede de belenam mı kelimada dağışa da diyor. İhtiyacımız var mı yani? Ha? Gelirken onu konuştum yani şey alem çok farklı bir de davranış çok farklı. Yani şimdi biz insansak bunlar ne dedi yani? Hatta onlar insansa biz neyiz? Hatta yani şimdi abi ihtiyacının çokluğunun bilinmesi kadarıyla insaniyet mertebesine çıkıyor. Çıkıyorsun. O da işte fakriyet meselesi evet. Oluyor. Adam mesela televizyon bir ihtiyaçtır. Kadın bir ihtiyaçtır. Mideyi doldurmak bir ihtiyaçtır. Lüks evde oturmak bir ihtiyaçtır. Bu kadar. Aha dairesi bu kadar. Bu kadar işte. Ama benim için evet ihtiyaçtır. Sonsuzluk ihtiyaçtır. En büyük ihtiyaç benim için Allah'tır. Allah benim ihtiyacımdır. Ben Allah'a ihtiyacım var. Adam Allah'a ihtiyaç duymuyor. Kur'an benim ihtiyacımdır. Kur'ansız yaşayamam. Derssiz yaşayamam. Düşünebiliyor musun? Adam Allah'a ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç değil Allah'a. Allah ihtiyaç değil adama. O zaman adamın, kişinin ihtiyacına bakın, kalitesini ölçün. Neye ihtiyaç addetmiş? Neyin peşine koşuyor? Ya. Hani burada yapışmış hani derdim ya dün akşam.
Hani bir daha tekrar edeyim. İman edenler, iman edebileceği kadar sari, naz, kuvvetli, Allah'a delil bulduklarından iman etmiş değiller. İman etmeye niyet ettikleri için ima, remz, işare nevinde ipuçları onlara delil olmuş. İnkar edenler ise, bak yapışmışı izah ediyorum. İnkar edenler ise iman edecek kadar sari, kati, delil bulamadıklarından değil, inkara niyet ettiklerinden sarih ve kati delili iman, remz, işaret makamına indi. Burada da ne diyor? Vesayeti insan kucağına alıp yapışırsa, ilk önce niyet ediyor. Ben seni kardeşim sevmeye niyet edersem 20 tane sebep bulurum. Ben seni peşin karar verdim mi sevmeme 100 tane sebep bulurum. Derse gelmeye karar verdiniz mi? 10 tane sebep var. Vallahi gelmeye karar etme 50 tane sebep olur. 50 tane sebep bulursun. İlk önce niyet. Sonra deliller kendisini gösteriyor, kafalarını çıkarıyor. Aklın nazarına ilişmeye başlıyor. Niyetin iyi olursa sana küçük bir iman delil olur. Hakaret sebep. Mesela diyor kelp. Çok acayip değil mi ya? İnsanlara vefalı ve sadık. Sadık. Mübarekiyet denmesi gerekirken necis-i layin denmiş. Bu kadar sadık. E şimdi de öyle. Piyasada öyle bir veli nimet gözüken şeyler, kişiler var ki. Onlara vefa, vefasızlık yapma ile gösterilir. Çünkü niye? Ölçü şu. Beni niçin seviyorsunuz? Allah için, hizmet için. Hizmete verdiğiniz değer kadar bana değer verirsiniz. Yani en az. Çünkü hizmetten dolayı bana değer veriyorsun. İnsan. Ben de size öyle. Hizmete sahipliğin kadar. Senin sevdiğin Allah'tır. Senin sevdiğin kadar ben de seviyorsam, sen de bana karşı bir sevgin olur. Ortak tarafımız. Çünkü ortak sevgilimiz aynı. Allah. Ha? Şimdi bir insan ortak tarafı yoksa nasıl sevecek? Ortak tarafı yok. Aile hayatını uygulamak için yaptım bunu. Namaz yok. Allah ihtiyaç değil. Onun dünyasına ahiret ihtiyaç değil. Nasıl bir olacaksın? Allah ihtiyaç değil. Tepeden gitti zaten. Bir tanesine öyle dedim. Allah ile ara nasıl dedim? Öyle hobim yok dedi. Tuhaf değil mi? Şimdi şunu diyeyim. Beni mukaddesatım için seviyorsunuz. Çünkü sizin için de mukaddes bunlar değil mi? Şimdi ben mukaddesatıma ihanet edersem siz bana vefasızlık yaparak buna vefa etmiş olmaz mısınız? Değil mi? Peki ben buna vefasızlık yaparsam Mustafa, sen de bana vefa yaparsan, sen otomatik buna vefasızlık etmiş olmuyor musun? Bir adam düşün ki, faize helal diyor. Allah'a vefasızlık yapıyor. Bir adam düşün ki, hizmet adına içki için diyor. Bir adam düşün ki, hizmet adına, din adına, Allah adına yani. Allah adına diyor ki, başınızı açabilirsiniz. Allah adına diyor. Bu kime ihanet ediyor? Allah'a. Yalan konuşuyor. Allah haram ettiği şeyi Allah adına helal diyor. Tamam. Siz buna vefa gösterirseniz Allah'a vefasızlık yapmış olursunuz. Çünkü ölçü şudur. Üçgen. Bunu unutmayın. Üçgen kanunumuz var. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır? 180. Peki yapıyorum. 60. 70 de bu. X. Kaçtır? 50 mi? X eşittir 50. Tamam mı? Şimdi bak üçgen kanunu. Burada Allah'a koydum. Burada ben varım. Burada sen varsın. Ben
bunu seviyorsan, tamam mı? Bu da bunu seviyorsa, bu nedir? Ben ona karşı neyim var? Onu da seviyorum. Değil mi? Bir daha. Ben bunu seviyorsam, bu da bunu seviyorsa, bunu iz düşünün, bunu düşünün buraya. Bunu seviyor. Buradan bunu ben seviyorum. Tersini yapıyorum, burası mıyım şu anda? Bu adam Allah'ı sevmiyor. İhanet ediyor. Allah adına yalan söylüyor. Allah'a isyan ederek Allah'a itaat edilmez. Allah haram dediği şeyle Allah'a yaklaşılmaz. Allah'ın haram dediği şeyle hizmet denilmez. Şimdi fiilen bu bunu sevmiyor. Tamam. Bu zat bunu sevmiyor. Ben bu